Arkadaşlar hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim anne keki. Mikser kullanmadan kayınvalidemin özellikle meşhur bir kek tarifidir. Onu yapacağım sizlere. Birçoğumuzun evinde mikser olmayabiliyor. Zaten eskiden de pek mikser kullanılmıyordu. O yüzden sizlere hemen tarifini vermek istedim. 3 adet orta boy yumurta. Evimizde klasik bardaklarda. 1 su bardağı toz şeker. Şimdi şekerle yumurtayı şöyle 1-2 dakika boyunca güzelce çırpıyorum. Mikseriniz varsa mikserle yapın. 2 dakika boyunca kesin çırpın. Şöyle. Yeterli. 1 su bardağı klasik bardaklarla sıvı yağ. 1 su bardağı süt. Şöyle güzel çırpayım. Güzelce karıştıktan sonra 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı ilave ediyorum. Ve 3 su bardağı unu ilave edip güzelce çırpıyorum. Bu klasik bardaklarda yumurtanız da orta boysa 3 su bardağı un gayet ideal geliyor. Çok böyle katı yapmayın, yumuşak olsun. Güzelce çırpayım. Kabartma tozunu kattıktan sonra çok çırpmayın arkadaşlar. Sadece karışana kadar toplamda bir 15 saniye yeterli. Ununuz eğer taneli falansa içinde bir elemenizi tavsiye ederim. Ben öncesinde elediğim için elemedim. Kıvamı da bu şekilde olması gerekiyor. Ne çok katı ne de çok yumuşak. Bu gayet iyi. Anne keki dediğimiz için kalıp falan kullanmıyorum. Borcam ya da fırın tepsinizde yapabilirsiniz. Böyle katı yağlı yağlarsanız çok daha rahat çıkıyor arkadaşlar. Sıvı yağ birazcık daha yapışma olanı yüksek. Bu boyutlarda fırın tepsisinde de yapabilirsiniz. Benim bu boyutta pek tepsim olmadığı için ben borcamda yapıyorum ama hiç fark etmez. Gördüğünüz gibi tamamen yağladım. Toplasanız şöyle bir çay kaşığı tereyağı ancadır. Biraz erittiğim için yani odasını beklettiğim için çok rahat sürüldü. Peki içerisine boşaltıyorum. Döktükten sonra ben üzerine bir tane şöyle yani birazcık diyeyim daha doğrusu limon rendeleyeceğim. Kayınvalidem böyle yapıyordu. Ondan gördüğüm için. Varsa fındık, ceviz, susam serpebilirsiniz ya hiçbir şey katmasanız da olur. Limon güzel bir tat veriyor. Beyazı gelmeden şöyle rendeliyorum. Çok olmadan. Şimdi şöyle bir kere vurayım tam yerleşsin. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayarda pişiriyorum. Keki fırından çıkardım. Çok da güzel kabardı arkadaşlar. Üzerine şöyle temiz bir bezle örtüp yarım saat kadar dinlendireyim. Fazla soğuması için bekleyemedim ama keseceğim artık. Müthiş pişti arkadaşlar. Herkesin mutlaka bir gün anne keki denemesi gerekiyor bence. 3 adet yumurtayla da gayet güzel kabardı. Şuradan bir tane alayım. Bakar mısınız arkadaşlar ne kadar güzel kabardı. Elimle alıyorum çünkü spatula getirdim ama küçük dilimlediğim için alamayacağım. Altı da çok güzel pişmiş, harika kabarmış bence. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Kayınvalidemin, rahmetli kayınvalidemin meşhur kek tarifidir. Daha çok sıcak. Şöyle servis tabağına alayım. Yumuşacık böyle çok hafif bir kek olmuş. Gördüğünüz gibi. 1'den 10'a kadar puanlarınızı bekliyorum bu güzel kek için. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız.
Videolarımı beğenip ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.